Biliyorsunuz ki Zonguldak dendiği zaman akla beyaz baklava geliyor ki beyaz baklavanın tarihi 150-200 yıllara dayanıyor. Şu anda da yanımızda Ekol Pastanelerinin sahipleri İbrahim Bey ve Necip Beyler var. Birazdan bu meydanda bulunan vatandaşlara da Zonguldak'ın o meşhur beyaz baklavalarını tanıtacaklar. Onları ikram edecekler. İsterseniz önce İbrahim Bey'e bir merhaba diyelim. Zonguldak Çağcuma'dan geldi çünkü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugünle alakalı sizlerden de şöyle kısaca bilgi alalım. Bugün başkanların gerektiği kadar anlattılar. Biz de Devrek'in yöresel beyaz baklavası bunu buraya Zonguldaklı hemşerilerimize ikram etmeye geldik. Ayrıca ve tanıtmaya geldik. Sadece Zonguldaklılar olarak değil, burada herkese biz beyaz baklavayı tanıtmaya geldik. Evet, güzel bir iş aslında yaptığınız. Ya inşallah tanıtım. İnşallah hani bunlara vesile olanlara da çok çok teşekkür ederiz burada. Yani böyle bir Devrek'in yöresel beyaz baklavası, çünkü çok eskiye dayanan bir beyaz baklava. Evet. Biraz sonra inşallah ikram edeceğiz. Orada da beyaz baklavanın tanımı olacak. İlk kez görenler olacak. Yani evet. Beyaz baklavayı ilk kez görenler olacak. Evet. Ve onlara da zaten mikrofonu uzatacağız. Bakalım tattıktan sonraki düşünceleri neymiş, onları da öğreneceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hemen Necip Bey'e de dönelim. Necip Bey, siz de Zonguldak'tan kalktınız. Bu güzel tanıtım ve organizasyon için buradasınız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, sizlerden de birkaç cümle alalım. Abim de dediği gibi biz beyaz baklava özellikle İstanbul'a tanıtmak için buradayız. Bir hediyemiz olacak. Yani bu 9 ve 12 Aralık arası yapılacak olan Zonguldak günleri için bir ön çalışma buradaki. Biz burada halkımıza bunu tattıracağız. Daha sonra da orada tanıtma günü etkinliğinde biz de kendi standımızda orada olacağız ve bütün halkımızı bekliyoruz. Zonguldaklı ve İstanbul'u özellikle oraya bekliyoruz. Ben ayrıca size de teşekkür ederim. Böyle bir beyaz baklava özellikle tanıtmasına katkıda bulunduğunuz için basına da çok teşekkür ederim. Şimdi tabii muhtemelen soruyorlardı ya, beyaz baklava yani rengi beyaz. Ya evet. Bunun ya, beyaz olmasının dışında yani ne özelliği var? Yani neden bu kadar meşhur? Neden hani bu baklavayı özel kılan ne? Özellikle beyaz baklava hafiftir. Diğer baklavalara nazaran, bütün baklavalara nazaran hafiftir. Yediğiniz zaman sizi yormaz. Tadı güzeldir. Genelde bizim bu bölgede yetişen özellikle yerli ceviz kullanıyoruz. Yerli cevizden yapıyoruz. Beyaz olmasının sebebi aslında üstünü kapalı pişmesi ve kısık ateşte uzun pişmesinden kaynaklanıyor. Ve yufkasının yanmamasından kaynaklanıyor. Ve hafif kılan özelliği de bu aslında. Bu ta ki beyaz baklava yıllardır, yüzyıllardır belki bizim köylerimizde yapılan beyaz baklavanın aşağı yukarı eş değeri. Çünkü daha önce köylerimizde bizim yapılır beyaz baklava. Biz oralardan biliriz beyaz baklavayı. Evet. Son 10-12 yıldır da biz tanıtmada katkıda bulunuyoruz yani beyaz baklava için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, Ekol Pastanelerine bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir organizasyonda da i̇nşallah. Birlikte i̇nşallah. Nice güzel beyaz baklava tanıtımları yaparız. İnşallah, inşallah. Her çok zaman. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zonguldak beyaz baklavasına bayıldım. Gerçekten çok güzel.